26. soru. Amerika Birleşik Devletleri eski dünya olarak adlandırılan Avrupa ile yeni dünya olan Amerika'nın kalın çizgilerle birbirinden ayrılmasını istiyordu. Böylece Avrupalı sömürgeci güçlerin Amerika kıtasındaki nüfuzunu sona erdirmek ve kendi nüfuzunu pekiştirmek amacıyla dış politikasını bazı kurallara bağlama gereği hissetmiştir. Esasen Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin kabuğuna çekilmesinin en önemli nedeni de budur. Bu gereklilik aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmıştır? A seçeneği Monroe doktrini, B seçeneği Wilson ilkeleri, C seçeneği Eisenhower doktrini, D seçeneği Marshall planı, E seçeneği Truman doktrini. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın kabuğuna çekilmesindeki en önemli etken, metinde de anlatıldığı üzere Amerika'nın Avrupa devletleri ile olan ilişkilerini kalın çizgilerle birbirinden ayırması olan Monroe doktrinidir. Yani 26. sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı. 27. soru. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan 1. Versay, 2. Sevr, 3. Nöyi anlaşmalarından hangileri İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları İkinci Dünya Savaşı'na sebep olmakta. Özellikle Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması'nın doğurduğu sonuçlar, yani birinci öncülümüzde yer alan Versay Anlaşması'nın doğurduğu bazı sonuçlar İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Doğru yanıtımız A seçeneği yalnız bir olmalıydı. 28. soru. Osmanlı tarafından satın alındığı belirtilerek İngiltere'ye teslim edilmeyen Yavuz ve Midilli adı verilen gemilerin 29-30 Ekim 1914 gecesi Rus liman ve şehirlerini bombalaması üzerine Osmanlı Devleti'ne 1 Kasım 1914'te Rusya, 5 Kasım 1914'te ise İngiltere ve Fransa savaş ilan etti. Böylece Osmanlı Devleti ittifak devletleri safında savaşa girmek zorunda kaldı. Bu durumun 1. Dünya Savaşı'nda 1. Savaş süresinin uzaması, 2. Savaş alanının genişlemesi, 3. Almanya'nın savaş yükünün artması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birinci öncülde yer alan savaş süresinin uzaması. Evet, çünkü Almanya'nın üzerindeki askeri yük azalıyor. Böylece İtilaf Devletleri savaşı daha kısa sürede bitiremiyorlar. Savaşın uzamasına sebep oluyor. Peki ikinci öncülde yer alan savaş alanının genişlemesi. Evet, özellikle Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle savaş neredeyse dünya savaşı haline geliyor. İkinci öncül de kesinlikle olmalı. Üçüncü öncül Almanya'nın savaş yükünün artması. Hayır, Osmanlı'nın savaşa dahil olması Almanya'nın savaş yükünü azaltacaktır. Üçüncü öncülü söyleyemeyiz. Dolayısıyla bir ve ikinci öncülün yer aldığı C seçeneği bizim doğru yanıtımız olmalıydı. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmalarından biri değildir? A. Saint-Germain, B. Trianon, C. Nöyi, D. Versay, E. Lozan. Seçenekler içerisinde yer alan Lozan Anlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalardan birisi değildir. 29. sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıydı. 30. soru. 1. Savaştan ilk çekilen devlet Japonya'dır. 2. Savaş esnasında rejim değişikliği yaşayan devlet Bulgaristan'dır. 3. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere'dir. 4. Savaşın kısa sürede bitmesini sağlayan devlet Amerika Birleşik Devletleri'dir. 5. Savaş esnasında taraf değiştiren devlet İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Öncüllerimize baktığımızda ikinci öncülde yer alan savaş esnasında rejim değişikliği yaşayan devlet Bulgaristan değil Rusya olmalıydı. Dolayısıyla ikinci öncülün yer aldığı B seçeneği
Doğru yanıtımız.